Şimdi genellikle bu bir diplomatik dildir her şeyden önce. Yani her koz karşıdaki pazarlık halinde olunan ülke ya da her muhatap kimse ondan daha fazla taviz kopartabilmek adına kullanılır. Dolayısıyla İsveç'in ve Finlandiya'nın da aynı şekilde yani birlikte NATO'ya üyelikleri gündeme geldiği andan itibaren Erdoğan bunu bir pazarlık malzemesi olarak kullanmak istedi ki gayet doğal. Yani böyle bir şey yapmak istemesi gayet doğal bir şey. Dediğim gibi yani onu bütün ülkeler yapıyor, bütün liderler yapıyorlar. Fakat tabii burada İsveç'ten ne istenebilir? Örneğin İsveç ile Finlandiya arasında şöyle bir fark var. İsveç uzun yıllardır Türkiye'deki bazı siyasal sorunlarla ilgili daha aktif bir ülke. Ve aynı zamanda bu sorunların tarafı olduğu düşünülen bazı isimlerin de bulunduğu bir ülke. Dolayısıyla İsveç ile ilgili olarak iktidar daha fazla tırnak içinde dosyaya sahip. Ama Finlandiya için aynı şey geçerli değil. Yani Finlandiya'nın zaten böyle bir politikası hiçbir zaman için olmadı. Bireysel olarak değerlendirebileceğimiz belki bir takım demeçler, girişimler ya da orada bulunmaların dışında Finlandiya çok da rahatsızlık yaratacak bir durumda değildi. O yüzden mesela onun kişisi onaylandı. Ama asıl konu İsveç. Ve İsveç'le ilgili olarak Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden Kürt sorunuyla ilgili bir takım beklentileri var. Yani İsveç'ten bir takım beklentileri var. Burada Türkiye, İsveç'in de bugüne kadarki tavrının aksine, ki bence son yıllarda İsveç'in bu tavrı daha nötr olana yaklaşmıştır. Yani daha önceki yıllarda olduğu gibi İsveç'in örneğin veya Avrupa Birliği'nin genel itibariyle Avrupa'nın Kürt sorunu, Kürt meselesiyle ilgili olarak daha önceki yıllara göre daha az aktiflik içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse hani nötr bir konuma gelmişlerdir. İsveç de aynı şekilde. Fakat bu yeterli değil çünkü yılların bir birikimi söz konusu İsveç'le ilgili olarak düşündüğümüz zaman özellikle. Yani Avrupa'daki bu şeyin, sürecin en önemli birikimlerinden birinin İsveç'te olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsveç'ten beklentisi yüksek. Yani elinde çok sayıda dediğim gibi dosya var ve somut bir biçimde Erdoğan İsveç'in PKK ile ilgili olarak ya da Kürt hareketi genel itibariyle bu hareket içerisinde yer alanlarla ilgili olarak Türkiye'nin istediği ya da tarif ettiği şekilde hareket etmesini istiyor. Tabii şimdi İsveç'in bir böyle bir şeye hani cevabı net olmadı şu ana kadar. Dikkat edecek olursak hani en baştan mesela Finlandiya en baştan çok net bir açıklama yaptı. Tamam dedi ya siz ne istiyorsanız biz onu yaparız. Yani bizi ilgilendirmiyor zaten fazla. Bizim için bir mahzuru yok. Ama dikkat edecek olursak yine İsveç'ten buna karşılık Türkiye'nin istedikleri yerine getirilecek net açıklamasını görmedik. Dolayısıyla hala iki ülke arasında bir şey devam ediyor. Bir pazarlık devam ediyor. Daha doğrusu Türkiye'nin İsveç'e yönelik isteklerinin yerine getirilmediğine dair tavrı devam ediyor. Şimdi orada mesela bir takım bariz isimler vardır. Daha önceki yıllardan Türkiye'nin suçladığı, aradığı bir takım isimler vardır. İsveç'ten bir, bunların iadesini isteyebilir. İki, kendi ülkesinde herhangi bir şekilde faaliyete izin vermemesini isteyebilir. Çünkü faaliyete izin vermesi bu işin devamlılığıyla ilgili bir durum. Yoksa bireysel olarak birileri orada hani bunlar iade edildiler, tamam yargılandılar bir şekilde ya da belli bir sürecin içerisine girdiler burada. Bunların sayısı kaç olabilir ki en fazla?
5 olsun 10 olsun, yani daha fazla olmasın, mümkün değil. 5-10 kişilik bir meseleden bahsetmiyoruz ama biz milyonları ilgilendiren bir meseleden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda yeni nesiller boyunca devam eden, milyonları ilgilendiren bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli, daha önemli olan o yeni nesillerin böyle bir süreci devam ettirmemeleri. Bunun yolu da orada bir takım örgütlere, derneklere yani faaliyet izninin verilmemesi, ki o zaman toplum içerisinde bir şey olsun. Yani yeni nesle, devamlılığa bu bir şey olabilir, bir kesinti olabilir. Bence Türkiye'nin böyle bir beklentisi var. Ama bir de bu beklentilerin gerçekçi olup olmadığı sorusundan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye bunu %100 elde edemeyeceğini bilir. Çünkü sonuç itibariyle tamam, NATO üyesi olmasın İsveç, ne olacak? Ben de herhangi bir şekilde Türkiye'ye taviz vermiyorum diyebilir. Ama İsveç NATO üyesi olmak istiyor. Dolayısıyla bir ara buluculuk hani şeyi olarak belki İsveç işte görünürde bir takım şeyleri yapacak. Türkiye'de çok büyük bir istediğini almış gibi olacak ve belki de şey olacak, yani hani aradaki şey kalkacak. Ha bir de bu işin başka bir takım boyutları var mıdır? Yani Türkiye'nin örneğin ekonomik sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Yani başka boyutları var mıdır? Bunu doğrusu bilebilmemiz mümkün değil. Şöyle bir şey var. Şimdi şunu kabullenmek gerekiyor. Genel olarak dünyada artık yani o 70'li yıllardan gelen hani sosyal demokratik bakışın çoktan farklı bir yöne doğru evrilmekte olduğunu kabul etmemiz lazım. Dünyadaki güvenlik tehdit algısı değişiyor. Yani daha keskin bir döneme giriliyor. Ve daha mekanik bir döneme giriliyor. O yüzden siyasal romantizmi kaldıracak bir ortamdan uzaklaşılıyor. Yani İsveç'te artık eskisi gibi rahat değil. Daha keskin bir dönemeç var önünde İsveç'in. Bu işte sadece şey değil, yani Rusya tehdidi falan anlamında söylemiyorum. Genel itibariyle dünyada savaş ihtimalinin daha arttığı bir dönemdeyiz şu anda. Dolayısıyla herkesin bir pozisyon alması gerekiyor. Bir de yani kapitalizmin girmiş olduğu şey bunalım ve dolayısıyla emperyalizmin artık istediği gibi hükmedememesi yeni bir takım arayışları getiriyor. İktisadi arayışlar, askeri arayışlar, siyasal arayışlar. Tam bir bunalım dönemindeyiz. Dolayısıyla İsveç'in eskisi gibi işte bu bahsettiğiniz hani yani insan hakları temelli bir politikayı sürdürebilmesi için önünde birçok engel var. Yani engel var derken daha doğrusu birçok zorluk var. Ve İsveç de bunu görüyor tabii devlet olarak. O yüzden mesela hani nasıl oluyor da İsveç mesela böyle bir şeyi kabullenebilir? Yani diyelim ki hani böyle bir şey olursa, karar alırsa, şu anda NATO üyeliği de o kadar korkunçtu aslında İsveç kamuoyu açısından baktığımız zaman. Dolayısıyla bunu bile kabullendikten sonra hayatın bazı gerçekleri konusunda demek ki adımlar atıyorlar. Bu gerçekçilikten kastettiğim şey değil. Yani haklı anlamında falan söylemiyorum ama real politik anlamında hep de kendileri şey yapıyorlar. Bizim şu anda çıkarımız bunu gerektiriyor. O zaman gerekirse evet, insan haklarından da taviz verilebilir. Yani devletler artık buraya geldiler. Buraya geldikleri için de doğrusu beni şaşırtmaz İsveç'in alacağı herhangi bir karar. Bir takım tarifler değiştirilebilir. Yani temelde hani bunu değiştirmezler ama bir takım tarifler değişebilir. O tariflerde şu olabilir, işte şiddet, terör vesaire gibi bir takım hani konular eklenebilir. Çünkü sonuç itibariyle mülteci yasası dediğimiz zaman onun aslında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre tanımı bellidir. Dolayısıyla o tanımın dışında olamaz. Yani o yasanın temeli onun dışında olamaz. O tanımda örneğin kendi ülkesinde işte hani terör yapan, işte bir cinayete karışan, bundan dolayı işte kaçan vesaire gibi bir ifade yok. Ama İsveç meseleyi buraya doğru hani getirebilir ve bir ayrıma doğru gidebilir. Bu belki
Yasa böylece kitleler için değişmiş olmaz ama 3-5 özel hani durum için değiştirilmiş olur. Yani İsveç böyle bir şey yapabilir. Emin değilim tabii. Genel itibariyle benim gözlediğim şudur. Avrupa'nın kendisinde bir duyarsızlık var artık. Eskisi gibi işte Türkiye'de bir olay meydana geldi. Bu tartışılsın gibi bir şey göremiyorum ben. Uzun zamandır göremiyorum. Çünkü bunlar kendi sorunlarına gömülmüş durumdalar. Ve bir duyarsızlık var. Yani o dediğim hani 70'li yıllardan şeyini söylemiş olmamın sebebi de odur. Yani o yıllardan gelen bir gelenek vardı. Ve bu aslında 2000'lerden itibaren yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Azalmaya başladı. Ve şimdi bugünlerde daha da azaldığını görüyoruz. Ve tabii ki sistem çok büyük kriz yaşıyor. Özel olarak bu devletler ve bu toplumlar da kriz yaşıyorlar aslında. Yani eskisi gibi örneğin bir sosyal demokrat lider var mı şeyde Avrupa'da? Yok. Almanya'da var mı? Yok. İsveç'te var mı? Yok. Fransa'da, İtalya'da, başka yerlerde yok. Sağın daha çok yükseldiği. Yani şimdi Almanya'da, AfD Allah aşkına yani gittikçe büyüyor. Ve son şu anda ikinci büyük parti zannediyorum. Büyüyor yani. Diğer taraftan işte bu mültecilerle ilgili olarak ya da yabancılarla daha hani geniş yabancılarla ilgili tepkiler artmaya başlıyor. Bunca yıl sonra hala bir uyum sağlanabilmiş değil. Yani iki taraf için de söylüyorum bunu. Yani bir sadece işte yabancıların bulunduğu ülkeye uyumu anlamında değil. Ama o toplumun da aynı zamanda yabancılara hani uyumu anlamında. Dolayısıyla bir iletişim olmadığını görüyoruz. Bu bir bunalım gerçekten. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım sorunlar var. Aynı zamanda bir takım pazarlık maddeleri var. Yani her sorun bir pazarlık maddesi. Şimdi mesela Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin SDG'ye destek olmamasını istiyor. O konularla ilgili olarak Türkiye'nin tezlerine yaklaşmasını istiyor. Buna karşılık Amerika da aynı şekilde Türkiye'nin kendi tezlerine yaklaşmasını istiyor. Yani bu başlık altında. Diğer taraftan baktığımız zamansa şeyin örneğin bir F-16'lar konusu, S-400'ler konusu, Rusya meselesi, bütün bunlara yaklaşımlarla ilgili olarak da elbette iki ülke arasında bir takım konularda görüş ayrılıkları var ve bu nedenle de zaten hani aralarındaki ilişki şu anda şey iyi değil. Ama bu seçimden sonra işte Biden'la Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi ve sonrasında Biden'ın yapmış olduğu bir takım açıklamalarla bir şeylerin yumuşamaya başladığını söyleyebiliriz. Bu yeterli midir? Değil. Her an tekrar eskiye dönebilir mi? Evet dönebilir. Ve ama diplomaside şöyle bir şey var. Yani bir taraftan hani masa altında birbirlerinin ayaklarını vururken diğer taraftan masa üstünde birbirlerinin yüzüne gülümseyebiliyorlar. Şu anda tam Amerika-Türkiye ilişkisi veya başka Türkiye başka bir ülke veya Amerika başka bir ülke ilişkisini böyle tarif edebiliriz. O yüzden bir taraftan evet Amerika Türkiye'ye İsveç'in NATO'ya katılımına evet demesi için çağrı yapabilir. Ama bu gerçekten de Türkiye'nin bunu hemen kabul edebileceği ya da Amerika ile arası iyi olduğu için tabii böyle bir şeyi hani isteği kırmayalım, jest yapalım diyebileceği anlamına gelmiyor bence.